Hikayenizin en önemli sahnesini belirleyin. Onunla ilgili bir çizim yapın. Bunu bir panoya asın. Sahnenizin can alıcı noktası bu çizim olsun ve sonra sıradakine geçin. Bu hızlı hareket edebilmenizi sağlar ve aklınızın bir sahnede takılıp kalmasını engellediği için çok faydalı bir yöntemdir sahnenin neyle ilgili olduğunu anlatan o çizimi yapın. Hikayeyi nasıl sunacağınızla ya da bu çizimin başkalarına nasıl hissettireceğiyle ilgili endişelenmenize henüz gerek yok. Çünkü o çizim o sahnenin önemini size hatırlatmak için orada. Sonra bu sahneye geçin ve sıradaki sahneye odaklanın. Aynı şeyi birkaç sahne için daha tekrar ettikten sonra geriye dönün ve yaptıklarınıza bir göz atın. İsterseniz arkadaşlarınıza da gösterin. Ben bunu yani arka arkaya gelen birkaç sahnenin çizimlerini arkadaşlarıma gösterip onların bu hikayenin neyle ilgili olduğunu tahmin etmelerini istiyorum. Böylece bu çizimlerle nasıl bir mesaj verdiğinizi anlayabilirsiniz. Ben sizlere bir filmi ilk izlerken keyfini çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra filmi baştan açıp tekrar izleyin ve sahneleri kareler halinde ele alıp analizini yapın. Karelerin neyle ilgili olduğunu düşünün. Hatta eğer yapabilirseniz film şeritlerini gerçekten keserek çekimleri yeniden sıraya dizmeye çalışın. Bunu yapınca sıralamanın sahneyi ne kadar etkilediğini görebilir ve film yapımcısının çekimleri neden bu şekilde dizdiğini anlayabilirsiniz. Benim film yapımcılığı okuduğum yıllar DVD'lerden öncesiydi. O zaman kocaman lazer diskler vardı. Bunlar sayesinde insanlar yönetmenin kendi hazırladığı film hakkında neler söylediğini görme şansına ilk defa sahip olmuşlardı. Bu geleneğin bunca yıl sonra DVD ve Blu-ray'lerde de devam ediyor olması bence çok güzel bir şey. Böylece yönetmenin kafasının içine girip filmi yaparken karşılaştığı zorlukları, sahip olduğu fikirleri ne anlatmaya çalıştığını, nerelerde hata yaptığını öğrenebiliyoruz. Birçok yönetmeni kaygıları ya da elde edemediği o kusursuz çekimle ilgili pişmanlıkları hakkında konuşurken duyabilirsiniz mesela. Bunların hepsi film gramerini, film setini yönetmenin politikasını ve bir film ekibiyle çalışmayı öğrenmeniz için bir fırsat ve bunlar çok önemli şeyler. Yani film yapımcılığı aslında çoğunlukla film gramerini ya da en iyi filmin nasıl çekileceğini bilmekle değil de bir film ekibiyle nasıl çalışacağınızı ve o ekipten en iyi sonucu elde etmek için neler yapacağınızı bilmekle ilgili bir şeydir. Pixar'dan işe başladığımda buranın bir hikaye anlatıcısı için en iyi yer olduğunu düşünmüştüm. Ve bu doğru, Pixar bu iş için en iyi yer. Ama bugün bile burada olmam gerektiği hissine kapılıyorum. Yani burada olacak kadar iyi olmadığımı düşünüyorum. Fakat aslına bakarsanız kimse de zaten o kadar iyi değil. Herkes hikayeleri anlatmak için birbirine yardım ediyor ama başlangıçta kimse size bu durumdan bahsetmiyor ne yaptığınızı ve hangi araçları nasıl kullanacağınızı bilmek zorundasınız. Bu, her gün yeni şeyler öğrendiğiniz ve geliştiğiniz bir süreç. Ama yalnız değilsiniz. Herkes hikayelerin ortaya çıkması için birbirine yardım edip destek oluyor. Neredeyse 25 yıldır Pixar'da çalışıyorum. Ne zaman yeni bir projeye başlayacak olsam, Pixar'daki ilk projemde olduğu kadar zorlanırım. Hikaye anlatıcılığının kültürümüzdeki yeri binlerce yıl ötesine dayansa da bu iş hiçbir zaman kolaylaşacak gibi görünmüyor. Seminerlere katılabilir, senaryo yazma ya da hikaye yapısı hakkında eğitimler alabilirsiniz. Ama bu eğitimleri veren insanların genellikle aktif olarak o işi yapmadıklarını da bilmelisiniz. Aslında doğruyu bulmak için kendiniz işin içine dalmalı ve doğruya ulaşana dek de hatalar yapmalısınız. Bundan korkmamalısınız. Bu aslında her ne kadar başlangıçta can sıkıcı olsa da işler yolunda gitmeye başladığı zamanda çok mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Ve buradan kadın film yapımcılarına da sesleniyorum. Bu alanda daha çok kadına ihtiyacımız var.